biz Müslüm Karabaca hocamla başlamak istiyoruz. Değerli üstadımız kalabalık bir kadroyla teşrif ettiler. Malum ne olduğu hani belirli, zihniyeti belirli bir takım kanallar özellikle son zamanlarda ki bugünlerde yapmaları da özellikle manidar gibi geliyor bana. Çünkü İmam Ali Efendimizin şehadetinin yıl dönümü, yarın gece şehadetin yıl dönümü idrak edilecek. Kadir gecesi olma ihtimali yüksek bir gecede denkleştirmeleri de ayrıca manidar. İmam Ali Efendimizin hilafetiyle ilgili ileri geri konuşuyorlar. Halbuki bu ekranlarda değerli üstadımızın eserlerinden mülhem ki kendi şahsının yaptığı konuşmalar da var. Sizin gibi değerli ağabeylerimiz bu konuyu etraflıca ortaya koymalarına rağmen bu sıkıntı devam ediyor. İmam Ali Efendimizin hilafetiyle ilgili ileri geri konuşuyorlar. Siz bu sahada yetkin bir ilahiyatçı olarak neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Ben de muhterem hocamla beraber olmaktan büyük bir onur duyduğumu, bir manevi haz aldığımı ifade etmek isterim. Ve şunu da ikrar etmekte fayda var. Bu konudaki bütün bildiklerimizi muhterem hocamın sayesinde öğrenmiş olduk. Cenab-ı Hak kendisine ömrüne bereket versin. Umduklarına nail, korktuklarından emin kılsın. Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. İslam kültür mirası, hilaf-i hakikat, gerçek dışı yalanlar üzerine inşa edilerek günümüze kadar gelmiştir. Bu üzülerek ifade edeceğimiz bir şeydir. İslam bunu hak etmiyor. Bir manada Hazreti Muhammed Mustafa'dan ve onun ehli beytinden intikam almak isteyenlerin oluşturduğu bir kültür mirasıyla, İslam kültür mirası ne kadar denir buna o da ayrı bir konu, bununla karşı karşıyayız. Bu hilaf-i hakikat, gerçek dışı şeylerden beslenenler ellerindeki imkanlarla asırlardır bu şeyleri dillendiriyorlar. Bugün de dillendiriyorlar ama Allah'a çok şükür cehlin artması, ilmin azalması, ilim erbabının azalıp cahillerin çoğalması yine Hazreti Resulullah'ın kıyamet alametleri başlığıyla haber verdiği hususlardır. Bu önemlidir. İlim bilgi değildir, ilim hakikattir. Yani hakikat, gerçek azalacak, cehalet, hilaf-i hakikat çoğalacak. Bundan bunu rahatlıkla anlayabiliriz. Hazreti Ali, İmam Ali Efendimiz hakkında o kadar güzel şeyleri hocam sayesinde öğrendik ki 14 yıllık ciltlik Ehl-i Beyt külliyatı ve onun en kalın kitaplarından bir tanesi İmam Ali'ye ait olan kitaptır. 1250 sayfa olarak ben hatırlıyorum. İmam Ali'ye sadece nübüvvet izafe edemeyiz. Ona nebi diyemeyiz, resul diyemeyiz. Nasıl ki Hazreti Resulullah'a bir uluhiyet izafe edemediğimiz gibi, etmemizin imkanı olmadığı gibi, oraya kadar İmam Ali'yi ne kadar övsek azdır. Çünkü İslam'ın o intişar, yayılma sürecinde İmam Ali'den başka bir isim ortada yoktur. Kahramanlığı dillere destan Hazreti Ömer'in ya da diğer sahabenin şeklini, seyrini değiştirdiği bir savaş gösteremezsiniz. Ne Bedir'de, ne Uhud'da, ne Hendek'te, ne Hayber'de hiçbir yerde yoktur. Tek İmam Ali vardır. İmam Ali'nin velayetiyle ilgili ayet-i kerime var. Hilafetiyle ilgili Maide suresi 67. ayet. Bu ayetin ne anlama geldiğini, sebebi nüzül dediğimiz iniş sebebini ve buna bağlı olarak birçok hakikati hocamın rehberliğinde öğrendik. Allah kendisinden ebediyül ebed razı olsun. Maide suresi 67. ayet, Hasan hocam hafızdır, bize yardımcı olsun. Metin dedi yanlış yaparsak. Ya eyyuhar resulü, ey resul. Belliğ ma unzile ileyke, sana indirileni tebliğ et, ulaştır insanlara, bildir. Fe illem tef'al, eğer bu sana indirilen hakikati insanlara ulaştırmazsan, fema bellagte risaletehu, tobyekün o risalet görevini yapmamış olursun. Vallahu ya'simuke minen nas, Allah seni insanlardan olası gelecek tehlikelere karşı koruyacaktır. Şimdi burada en önemli husus şudur Okan. Bu ayet Mekki midir, Medeni midir? Bu ayet Mekke'de mi inmiştir, Medine'de mi inmiştir? Bu ayet eğer Mekki ise, Mekke'de inmişse, İslam'ın o ilk tebliğ yıllarında ya eyyuhel müddessir,
kum fe envir ey örtüsüne bürünmüş kalk ve insanları kaçınılmaz hakikatle ve o hakikate iman etmedikleri sürece, teslim olmadıkları sürece başlarına gelecek belalar konusunda ikaz et. O zaman indiyse bir şey söyleyemeyiz. Hazreti Resulullah'ın ilk dönemidir. Ama bütün bil icma, bütün İslam alimleri Maide suresi medenidir diyor. Medine'de nazil olmuştur. Başka Tevbe suresi ve Maide suresi son inen iki suredir. Esasında kırılma noktası diyebileceğimiz püf noktası burasıdır. İşin şah damarı burasıdır. İslam bir kemale ermiştir. Aynı suredeki El yevme ekmeltü leküm dineküm ayetinden anladığımız İslam kemale ermiştir. Yani İslam bütün şubeleriyle, bütün unsurlarıyla, bütün emirleri, nehirleri, helalleri, haramları, bütün ölçüleriyle kemale ermiştir. Bu süreçten sonra bu ayet iniyorsa bu ayeti birisi izah etmesi lazım. 67. ayet İmam Ali ile ilgili değildir. Tamam. Ne ile ilgilidir? Bunun izahını birisi yapması lazım. Allah Resulüne ey Resul sana indirileni tebliğ et. Eğer tebliğ etmezsen peygamberlik vazifesini yapmamış olursun. Bu bir tehdittir. Bu neyle ilgilidir? Bunu bu ekran hokkabazı tiplerin açıklaması lazım. Ve çok ilginç şeyler var. İslam kültür mirası yalan üzerine inşa edildi diye söylerken bu bir itham değildir. Bir içi boş iddia da değildir. Daha önce konuşmuştuk. Sahih-i Buhari, Sünni dünyanın Kur'an'dan sonraki en önemli kaynağıdır. Eyvallah, öyle olsun. Sahih-i Buhari'nin ahkam kitabının mevali, azatlı kölelerin yargıda istihdamı ile ilgili bir bab var, başlık var. O babta diyor ki Ebu Huzeyfe'nin azatlı kölesi Salim Kuba'da Allah Resulü daha henüz Medine'ye teşrif etmeden sahabeye ve muhacirlere imamlık yapardı. Sahih Buhari'de geçiyor bu. Arkasında kim vardı? Hazreti Ebu Bekir vardır, Hazreti Ömer vardır, Ebu Seleme vardır, Hazreti Zeyd vardır. Allah Allah. Bize ne öğretmişlerdi? Hazreti Ebu Bekir Sevma arasında Resulullah'la beraberdir. Resulullah ona bir zikru tesbih öğretmiştir ve o zikru tesbih iddiası üzerine bir dünya oluşturulmuştur. Oysa en önemli kaynak Sahih-i Buhari'de Hazreti Ebu Bekir'in Resulullah daha yoldayken Kuba'da Salim'in arkasında namaz kıldığını yazıyor. Bunun gibi eğer Maide suresi 67. ayet başka bir şey hakkında inmişse ve bu tehdidi ihtiva ediyorsa bunu birinin izah etmesi lazım. Bırakınız diye her şeyi bir tarafa bırakalım. Allah Resulü'nü Cenab-ı Hak tehdit ediyor. Eğer bu hakikati tebliğ etmezsen bütün topyekun peygamberlik vazifesini yapmamış olursunuz. Bakın bir eserden ben size bir bölüm okuyayım. Zaman mahdut olduğu için. Anlatıyor Maide suresi 67. ayet indiği zaman Resulullah koruma memurlarının işine son vermiştir. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ebu Talip adam tutmuştur Resulullah'ı korumak için. Vallahu yasimuke minen nas, Allah seni insanlardan koruyacaktır. Ayeti gelince işine son vermiştir bu koruma memurlarının. Gidebilirsin, efendim artık Allah teminat vermiştir Nebisini, Resulünü koruyacak. Dolayısıyla size ihtiyaç yoktur. Gidebilirsiniz. Rahatlıkla Resulullah dini tebliğ konusunda, İslami tebliğ konusunda tam bir ilahi güvence altındadır. Teminat altındadır. Yazıyor. Son cümleye dikkat eder misiniz? Ve hâzâ, yukarıda anlatılan hikayeler yektedi şunu gerektirir. Ennel âyete mekkiyetün. Yukarıda anlatılan hikayeler bu ayetin Mekke'de inmiş olmasını gerektirir. Ve zahiru hakikat hilafuhu bunun hilafındadır. Yani bu ayet medenidir. Peki zahir olan bunun hilafında ise bu kadar hikayeyi niye anlatıyorsun? Zahir olan hakikat bunun hilafında ise yani medeni ise Medine'de inmişse hakikati niye dillendirmiyorsun? O hakikat nedir? Allah'ın emri ve tehdit unsuru olarak Muhammed Mustafa'sının da tansibiyle İmam Ali'nin kendisinden sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz'den sonra
bu ümmetin, İslam toplumunun halifesi olduğu, vasisi olduğu Resulullah'ın nübüvvet ve risalet hariç bütün görevlerini, bütün misyonunu üstlenen insan olduğu hakikatini dillendiren, ortaya koyan bir ayeti kerimedir. Ben çok muhterem hocamın ala tarikül icaz, eskilerin meşhur tabiriyle az lafızla çok şey ifade etmektir. İcaz o demektir. Ala tarikül icaz kaleme aldığı Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt isimli eserinin sonunda 222 tane sünni kaynak veriyor muhterem hocam. Bu ayeti kerime İmam Ali'nin hilafeti hakkında inmiştir. Başka? İmam Ali'nin hilafetinin ilanından sonra Bekhin Bekhin bölüm metni de var. Heni enlek, seni tebrik ederiz ey Hasan'ın babası. Ona tehniye hadisi derler. Tehniye hadisiyle ilgili ve Kadir ruhunda vuku bulan topyekun bu hilafetle ilgili olayları rivayet eden hadislerle ilgili yazılmış olan 222 eser vardır. Ve sünnidir. Bu eserlerin sonuncusu çok ilginçtir. Yenabiul Mevette diye El-Kunduzi'nin, El-Belhi'nin 1800'lerde Sultan Abdülaziz Türkiye'ye getiriliyor Osmanlı'nın merkezine. Onu misafir ediyor ve bu eseri yazıyor. Yenabiul Mevette. Oradaki 222 eserin sonuncusu olarak bu vardır. Tarih kronolojik olarak son olması ondandır. Bu eseri alsın bu ekran hokkabazı, hocamın affına sığınarak söyleyeyim. Bu eseri alsın okusunlar. Bu bize ait değildir, biz yazmadık bunu. Ve onun gibi diğer 221 eser, bununla beraber 222. Türkçelerini, izniniz olursa Arapçalarından birkaç tanesini okuyayım. Türkçelerini muhterem hocamın eserinde var. Bu eserin Arapça çalışması vesilesiyle bundan Arapçaları da vardır. Mesela bu Elif Bali Ebil Hacca Yusuf bin Muhammed el-Belvi el-Şehir 20. kaynak. Ensabul Eşraf el-Hafid Ahmet bin Yahya bin Cahil el-Belazuri. Hicri 279'dur ölümü. Bayağı eskidir. Evet. Yani Buhari'ye yakın bir tarihtir bu Ensabul Eşraf. Nakale Hadisel Gadir. Gadir hadisini nakletti kitabında. El-Bidaye ve Nihaye, bu eserleri bilirler. Bedi'ul Meani, El-Kazi Necmuddin Muhammed bin Abdullah El-Ezra'i, Hicri 876. Atlayarak 30. Tarih-u Mis Libni Zevlak El-Hasan bin İbrahim El-Misri, Hicri 387. Nekale Hadisel Gadir, Gadir hadisini nakletti. Kema Hekahu El-Makrizi Fil-Haddat diye eserinde. Tuhfetül Eşraf bi Marifelil Etraf gene 744 Hicri'sinden efendim. 40. Tefsirü Siracil Munil fi Şerr Camiu Serif fi Ahadisil Beşir ve Nezir Şemsiddin Muhammed Er Şerbini El Kahiri El Mutevaffat oku. Ketebe enne ayete sa nezelet li Gadir sa'ale sa'il li vak ayetinin Gadir'le ilgili. Bugün Gadir ruhumu inkar eden o bir şey var, ismi meclisten dışarı. O da bu olayı anlatıyor. Hazreti Ali'nin hilafeti hakkında inmişse Allah benim başıma taş yağdırsın diyor. Ve orada Numan el-Biş denen adam ki sahabedir onların tarifine göre. Ve çok muhterem hocama sahabeye dil uzatıyor ithamında, iftirasında bulunan o herifi naşerif. Aynı şu ifadeyi kullanıyor. Taş diyor tepesinden girdi. Kuyruk sökümünden çıktı ve onu orada gebertti. Herhalde sahabeye bundan daha büyük bir hakaret de olmaz. Sahabe için gebertti tarifini kullanıyor. Bu hakaret olmuyor da. Şimdi bu şey Se'le Sa'ilun ayeti bununla inisediyor. 50. kaynak. Temhid fi beyani tevhid İbni Şekür Muhammed bin Abdüsaid bin Muhammed el-Küşi es-Salimi el-Hanefi. Ketebe fikreten li hadisil gadir, gadir hadisiyle ilgili eser yazmıştır. 60. kaynak, 222 kaynağın hepsinin Arapçada isimleri var. El-Cami'u Sa'id Ricaleddin Abdurrahman bin Ebi Bek Es-Suyidi, Hicri 911. Nekale hadisel gadir min turukin şetta. Birçok yolla, değişik yollarla, muhtelif yollarla gadir hadisini nakletmiştir. Bir yolla değil. 60. 69. Hilyetül Evliya Tabakatül Esfiyye Li Hafiz bin
Ebi Naim Ahmet bin Abdullah bin Ahmet bin İshak bin Mihran el-İsfahani el-Mütevaffa Hicri 430. Reva el-Hadis el-Gadir, Gadir'i şey yapmıştır. Bir de Rahbe'de Hazreti Ali'nin ben Allah Resulü tarafından size halife olarak tayin edilmedim mi şeklindeki hutbesini de naklediyor. Bütün sahabe-i kiramın gözünün önünde ve kabul evet diyorlar. Bunun gibi 222 Arapçası var. Türkçesi de var. Bütün bunlar İmam Ali'nin Resulullah'tan sonra İslam toplumunun halifesi olduğu, vasisi olduğu, velisi olduğu, özetle nübüvvet ve risalet hariç Hazreti Muhammed Mustafa'nın aleyhissalatü vesselamın bütün misyonunu Resulullah'tan sonra İmam Ali'nin üstlendiğini efendim bu eserler anlatıyor. Şimdi bütün bu hakikatler varken bunları yıllarca gizleyip, inkar edip sonra yavaş yavaş milletin gönlünde çok muhterem hocamın vesilesiyle milletin gönlünde bu hakikatler yeşermeye başlayınca bu hezeyan, bu feryad-ü figanları bir anlam taşımıyor. İnsanımız bu ilmi hakikatler karşısında boyun bükmek mecburiyetindedir. Ve bugün hele, bugün İslam toplumunun içinde bulunduğu bu hal-ü pürmelal, bu pes perişanlık Ehl-i Beyt nefesine her zamankinden çok daha fazla muhtaç olduğumuzun bir başka gerekçesidir, bir başka sebebidir diyor. Evet, yani konuşabildiğin kadar konuş. Sakife'de alınan kararın tutması için kumanya dağıttıkları varsa anlat. Yani El-Muvacehe diye çok meşhur bir eserdir bu. Teşeyyü etmiş bir sünni, öyle tabir edelim. Normal şartlarda baktığınız zaman, İslam dünyasını araştırdığınız zaman hakikatler karşısında söyleyecek sözü kalmayıp hicap eden, utanan bir sürü ilim adamı var. Sünni anlayışı bırakıyor ki sünni anlayış ya da ehli sünnet tabiri bir rivayette Hicri 80, bir başka rivayette Hicri 110'da ideolojik olarak kullanılmaya başlanan bir kavramdır. Dini değildir. Tamamen ideolojiktir. Tıpkı Hicri 3. asırda kullanılmaya başlanan 4 hak mezhep tabiri gibi. Yani bir şeyin hak ve batılının ölçüsü ya Allah bunu emretmesi lazım ya da hadiste geçmesi lazım. 4 hak mezhep derken de esasında kendilerine de ithamda bulunuyorlar. Nihayeti 4 hak mezhepten ibaret değildir sünni anlayıştaki mezhepler. Daha birçok mezhep vardır. Sanki Allah 4 hak mezhep indirmiş, hakkında ayet indirmiş gibi 4 hak mezhep ana sorun Ehl-i Beyt nefesi olan Caferiliği amel olarak, itikat olarak Şia'yı inkar etmek, yok etmek tamamen ideolojiktir. Hicri 3. asırda bir rivayette 4 diyor ama Hicri 3. asırda kullanılmaya başlanan bir tabirdir. 4 hak mezhep ve ideolojiktir. Bir anlamıyla siyasidir. İdeolojinin anlamı şudur ya da dine ideolojinin girmesinin anlamı Allah rızasının kaybolmasıdır, buharlaşmasıdır, yok olmasıdır. Allah rızası kaybolduğu zaman asla kabul etmez din ideoloji. Çünkü Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın Ehl-i Beyt'in hayatında ideoloji bir anlayış, ideolojik bir anlayış yoktur. Ya da bugünkü istismar anlamında bir siyaset anlayışı yoktur. Yani hedefe varmak için her şey mubah anlayışı yoktur. Şimdi bu kavramlar. Şimdi Sakife'de bu El-Muvacehe eserini tavsiye ederim, alsınlar. Erzak karşılığı, kumanya karşılığı binlerce insan Sakife yurdunun etrafını doldurmuşlar. Öyle ki Taberi diyor, yürümek imkansız, yürüyemiyorsunuz. Hepsi hazır hale getirildi. Birinci halifeye oy vermek için, birinci halifenin seçimi için. Bununla ilgili Taberi'de kaynak olarak geçiyor. Çok merak eden varsa eser olarak da söylüyorum. El-Muvacehe ma Resulillahi ve Alihi El-Kıssetül Kamile diye kitap Arapçadır. İnşallah bir gün tercümesi de Türkçe'ye de tercüme edilir. Dolayısıyla bütün bu şeyler, bütün bu hakikatlere rağmen kalkıp da bunları inkar etmek, bunu anlamak mümkün değildir. Zaten Beni Sakife ile başlayan Hazreti Resulullah'tan intikam alma süreci vardır. Bugün bunu rahatlıkla Hicaz bölgesinde de görebiliyorsunuz. Hacca gittiğiniz zaman, Ümre'ye gittiğiniz zaman bütün etkinlikler, bütün ziyaretler Hazreti Resulullah'ı
ama hususen Ehl-i Beyt'i inkar eden, gizleyen, saklayan bir anlayış üzerine bina ediliyor. İslam'ın varlık yokluk meselesi Bedir'dir. Bedir'e kimseyi götürmüyor oradaki rehberler. Çünkü Bedir'de 70 müşrik gebermiştir. Bunların 35 tanesini İmam Ali gebertmiştir. Ve bu geberen 35-70 kişinin kahir ekseriyeti ya da müşrik ordusunu her yönüyle lojistik, rastik, fıstık, kostik neyse her yönüyle destekleyen Ebu Sufyan ve avanesidir. Yani Muaviye'nin dedesidir, dayısıdır, kuzenidir. Şimdi Muaviye'nin şekillendirdiği din anlayışında Müslümanları kalkıp da Bedir'e götürüp orada anlatmak ya da Uhud'u tarif ederken sanki sahabe-i kiram hazırlığı Uhud'a piknik yapmaya gitmiş, mangal yapmaya gitmiş. Oysa ki çok iyi biliyoruz ki Uhud'da Muhammed öldürüldü nidasını duyan sahabi sözüm ona koşa koşa müşriklere sığınmıştır. Bir yanlışlık yaptık, Muhammed'e iman ettik. O artık öldü, ne olur hatamızı bağışlayın ve tekrar eski dinimize alın. Meşhur sahabeler bağışlaştılar. Ve Tebuk, Uhud ve Tebuk'ta da hakeza öyle. Meşhur, kılıcı hiçbir zaman bir müşriye değmemiş o meşhur sahabi. Hani Kurtlar Vadisi'ndeki Memati'ye benzer. Kesim mi kafasını usta, o kafa o da. Bir sahabi, bir zavallı, bir yanlış yapıyor. Hemen kılıç, kesim kafasını. Bunlardan bir tanesi Abdullah bin Hannan'dır. Nükteden bir sahabidir. Resulullah hoşuna gidiyor, konuşturup gülüyor ama içiyor. Ve keseyim kafasını ya Resulallah, hayır diyor. Benim bildiğim Abdullah bin Hannan'ın Allah ve Resulü aşkıyla dolu bir kalpten başka bir insan olmadığıdır şeklinde. Orada o meşhur sahabilerin kaçtığı yerde Bedir İmam-ı Ali'dir. Uhud İmam-ı Ali'dir. Hendek İmam-ı Ali'dir aleyhisselam. Hendek Savaşı, Amr bin Abdülvüt denen müşriklerin en büyük silahşörü Hendek'i geçiyor. O anlı şanlı sahabenin önünde hakaret ediyor. Var mı içinizde bir delikanlı diye. Resulullah Hazreti Ebu Talib'in rihletinden sonra kaba tabiri belki ama Mekke'den kaçmak zorunda kalıyor. Senetül hüzündür Hazreti Resulullah'ın amcası Ebu Talib ile Hazreti Hatice'nin rihlet ettiği sene. Ve rihlet eder etmez başka bir engel mani kalmıyor müşrikler. Resulullah'a üşüşüyor ve Resulullah şu ifadeyi kullanıyor. Yokluğunu ne çabuk hissetmeye başladı. Ey amcacığım. Mekke dönemi odur. Hazreti İmam Ali'nin babasıdır. Mekke'den sonraki dönem İmam Ali'dir. Anlattı. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Hayber'in fethinde Allah Resulü kılıcı, sancağı Hazreti Ebu Bekir'e veriyor, Hazreti Ömer'e veriyor. Haibin diye geçer kitapta. Elleri boş dönüyorlar. Yarın ben bu kılıcı öyle bir insana vereceğim ki Allah ve Resulünü sever, Allah ve Resulü de ona sever. Sabaha kadar sahabe kendi arasında konuşuyor. Sana mı, bana mı, ona mı, şuna mı? Sabah olunca Allah Resulü İmam Ali'yi çağırıyor, kılıcı ona veriyor. Hayber'in fethi, affedersiniz, Hendek'te müşriklerin en büyük savaşçısı olarak Hendek'i geçip orada Allah Resulü'nün etrafındaki yüzlerce sahabeye olmadık hakaretler yağdıran Amr Abdülvüt karşısında bir adam ayağa kalkmıyor. Allah Resulü'nün yanında İmam Ali kalkacak. Resulullah ya Ali, Amr Abdülvüt imkan diyor. Çok affedersin bilmem nereme diyor. Ya ey Ali, o Amr Abdülvüt'tür Allah Resulü diyor. Elini tutuyor bilmem nereme. Çok affedersin, tercümesi bu esasen. İmkan edinin anlamı budur, karşılığı. Bekliyor Allah Resulü, hadi buyurun çıkın. Ve İmam Ali kalkıyor. 24 yaşlarında bir delikanlıdır. Karşısındaki insan 70 yaşlarında bir savaşçıdır. Öyle ihtiyar, pirifanı falan değildir. Bedir'de yaralandığı için Uhud'a iştirak etmedi. Hazırladılar bu kefereyi. Şeyde Hendek'te. Bir darbede gebertiyor onu İmam Ali. Darbeci Ali'yin hâzâ. Ali'nin bu darbesi, bu kılıç darbesi kıyamet sabahına kadar insanların ve cinlerin yapacağı cihattan daha hayırlıdır Allah Resulü buyuruyor. İmam Ali budur. Şimdi muhterem hocamın eserinde ayrıntılarıyla var. Eğer istiyorlarsa istedikleri yerde hocamın ifade buyurduğu gibi oturup konuşabiliriz. Ama öyle bir yalanlar, öyle bir tahrifat, tasarrufat yaptılar ki İslami eserlerde İmam Ali aleyhinde aklınız şaşar. Bu düşmanlığın tek bir sebebi var. Muaviye'nin şekillendirdiği dini bu İslam toplumuna kabul ettirmek. Bunun başka bir izahı yoktur. Bu 222 kaynağın birkaç tane daha Arapçasını okuyayım. Hasaisu Emiril Müminin
Kütüb-i Sitte diye Resulullah'ın rihletinden 200 sene sonra yazılan eserler bunlar. Nasıl oluyorsa Kur'an'dan sonraki en önemli kaynak, eyvallah ona da bir şey demeyelim. Bu Kütüb-i Sitte'den bir tanesinin sahibi olan İmam Nesai Hazretleri'nin, Sünen-i Nesai'nin sahibidir bu. Hasais-i Emir-ül Müminin, İmam Ali'nin Özellikleri isimli eserini yazan, Hicri 303'te mütevaffadır. Reva Hadis-el Gadir, Gadir hadisini rivayet etti. Kimden? An Zeyd ibn Erkem, Zeyd bin Erkam'dan, min tarikayni, iki yolla. Devam ediyor. Anil Berra bin Azib min tarikim ve zekere hadifer rahbe, Hazreti Resulullah'ın, ben Resulullah'tan sonra halife değil miydim? Siz buna şahit olmadınız mı? Siz beni tebrik etmediniz mi? Muhtevasında okuduğu hutbedir bu rahbe hutbesi. Onu bizim Ahmet Bey devam etsin. Sen biraz dinle. Eyvallah. Ve burada şu cümleyle ifade ediyor İmam Nesai. Ve beyyene şunu açıkladı Sünen-i Nesai'nin sahibi. Enne ayete tebliğ, tebliğ ayeti ve ayetel kemal, ikmal ayeti, affedersiniz ayetel ikmal, nezele li aliyyin aleyhisselam. Bu iki ayet de İmam Ali hakkında nazil olmuştur. Kim söylüyor bunu? Sünni dünyanın en önemli referansı olan referanslarından İmam Nesai.